Bu davanın birinci koşulu, dava tarihi itibariyle ve dava tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde dava konusu markanın markasal olarak kullanılmamış olmasıdır. Ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih 10 Ocak 2017'dir. Söylediğim gibi bu dava türüne kanun hükmünde kararnamede de yer verilmiş fakat Kanun hükmünde kararnamenin iptal davalarını düzenleyen 14. madde 7 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden 7 Ocak 2017 ile Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihi arasındaki 3 günlük dönemde yasada iptal davalarıyla ilgili bir düzenleme kalmamıştır. Eş anlatımla İptal davaları 7 Ocak'ta Türk Hukuk Sisteminden çıkmış, 10 Ocak 2017'de ise tekrar girmiştir. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereğince 10 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 5 yıllık kullanmama halinde hükümsüz kılınmaya olanak veren maddenin acaba 10 Ocak 2017 tarihten geriye doğru 5 yıllık dönemde kullanılmamış markalar yönünden de uygulanabileceğini söylemek mümkün olabilecek midir? Bir görüş bunun mümkün olmadığı yönündedir. Çünkü kanunlar geriye yürümez, hukuki güvenlik ve kazanılmış haklar ilkesi gereğince 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçmeden marka iptali davası açılamayacaktır. Karşı görüş ise devletin geçmişe etkili kanunlar çıkarmak suretiyle vatandaşına tuzak kurması ve onların kazanılmış haklarını ortadan kaldırması doğru olmamakla birlikte esasen getirilen iptal davası zaten 556 sayılı KHK'da da var olan ve marka sahibi vatandaşlar yönünden sürpriz olmayan bir düzenlemedir. Bu nedenle 10 Ocak 2017 tarihinden sonraki günlerde de anılan tarihten geriye doğru 5 yıllık kullanılmayan markaların iptalinin talep edebileceği yönündedir. Yerel mahkemelerde her iki türde kararların da çıktığını haricen öğrenmiş bulunuyoruz. Ne var ki henüz istinaf mahkemesinin ve Yargıtay İhtisas Dairesi 11. Hukuk Dairesi'nin bu konudaki görüşlerini bilemediğimizden sadece tartışmalı olan bu hususu sizlerle paylaşmakla yetiniyoruz.